Usuldan usuldan yağan bir yağmur. Ama öyle çok değil. Sim sim. Ufak ufak. Yalnız yerler ıslandı. Çok ıslamamış öyle ya. Bakın. Kış kendini hafiften hafiften belli ediyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet. Yağmurlu bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Tohum ekecektik. Tohum ekme hazırlıklarını, taş temizleme, odur budur yaptık. Burada bizim burada kendi buraya belgesel ekibi geldi arkadaşlar. Bir buçuk gün falan onlara çekim yaptık. Ondan sonra da İlkay abinin yanına gittik. Orada da TRT belgesel ekibi, Kıvanç abi belgesel çekiyorlar. Hem bizi çağırdılar, hem bir görüşelim, hem bir iki sahnede şöyle bir biz de konuk ettiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi orada çekmiş olduğum görüntüler var. Siz onları izleyin. Sonra burada işlere devam edeceğiz. Sabah hafiften yağmur yağdı. Tohumları ekmedik. Artık yağmur yağar mı açar mı bilmiyorum ama tahminlerine, tavar raporuna bir bakayım. Duruma göre tırmık çekip biz de tohumları ekelim abi. Geç kaldık. İlkay abinin yanına gidiyoruz. İlkay abinin yanına gidiyoruz. Niye mi? Birazdan görürsünüz. Çok güzel bir iş için. Abi Afyon'a geldik ya, sucuk. Koca bir sucuk. Arkadaşlar bir 20 dakikalık yolum kaldı. Elimiz boş gitmek olmaz, tatlı. İşte ne o? Buranın lokumundan falan filan aldım. Gidiyorum. Tatlandıralım ağızlarını. Çekim ekibini bir şenlendirelim. Selamünaleyküm İlkay abim. Ne yapıyorsun? Vallahi sessiz sessiz çalışıyoruz. Şimdi sete gizliden girme olayımız var. O yüzden arabayı şeye park ettik. Ağaçların dibine park ettik. Ve şuradan başarılar diliyorum sana. İnşallah yaptığın işi böyle ulusal kanalda diyeyim, dünya çapında kanalda herkese anlatacağım. İnşallah kardeşim, hep beraberiz. Bu başarı hepimizin başarısı. Vallahi çok mutlu oldum. Tabii, tabii. Şimdi daha önceden abilerin hepsini tanıyorum. Bir gideyim bir merhaba diyeyim. Burada da birkaç bir şey çekeriz. İlkay abime tekrardan başarılar. Güzel bir belgesel çekiyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir sürpriz bir giriş yapacağız. O yüzden karavana sakladılar beni. Kıvanç abim, Kıvanç Kasabalı burada. Onun görmemesi lazım. Çok büyük bir çalışma var. Kıvanç abi geliyor, ben saklanayım. Abi tekrar anlatıyorum, sürpriz bir giriş yapacağımız için bizi karavana koydular. Yani Kıvanç abinin bizi görmemesi lazım. Karavanın içinde şu arka tarafta panelleri kurcalamak istiyorum ama tabii ki de olmaz. Misafir gibi oturalım. Gayet güzel bir karavan. İlk keşfettiğim özelliği şu. Şurayı basıyorsunuz, tamam mı? Şunu şöyle diktiğinizde bu masanın aşağı yukarısını ayarlıyorsunuz. Bakın, bak sağa sola aşağı yukarı. Şöyle fıst 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 fıst. Abi hiçbir hata olmaması lazım onların çekimlerinde. Kameralara bakın. Abi onlar yukarı çıktı. Biz de saklandığımız alandan çıktık. Şimdi büyük ihtimalle Sattam'ın koyunu koruduğu sahneyi çekiyorlar. Bana. Senin gözlere bak maşallah ya. Babam belgesel mi çekiyor? He? Recep abi kolay gelsin. Sağ olasın kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor çekimler? Seni gördüm, mutlu oldum. Çekimler güzel galiba. Vallahi inşallah güzel olur. İlkay abi yukarı yolladılar. Ben de çıktım hemen dışarı. Şimdi Sattam'ı salacak. Sattam çay, kahve, gazoz ne götürecek? Çay yaparız. Yanına bir sucuk koyalım. Hanım anne, nasılsın bakalım? İyi vallahi. Gel. Kızım. Ben seni de çekeyim şöyle. Ne yapıyorsun? İyisin? İyiyiz kızım. Ne yapıyorsun? Sanki seni. Seni gördük. Daha çok sevindik. Sağ olasın. Nasıl? Yorulma değil. Tatlı telaş bunlar. Nasıl? İyi mi gidiyor çekimler? Çok nasıl? İyi gidiyor. Şimdi Sattam'ı salacaklar. Allah razı olsun. Sattam'ı salacağız. Vallahi yorulmuş gibi bir halim var dedim, gördüm bir göreyim arkadaşlar. Etikte yaşlılık çöküyor biliyor musun? Bana da şapka giydirdiler.
Saptan orada. Prenses hayvanda mı? O hayvandan gelmiyor. Gelmiyor mu? O prenses koyun çıktı mı o da çıkıyor. Saptan. Saptan oğlum. Kim gelmiş? Saptan. Kim gelmiş? Saddam çok zor günler geçirdi de gene bayağı toplamış ya hanımanne. Ama yine de o ilk geldiğimiz böyle dolgun şey yok. Yok şimdi hep buna oğlum et vermiyoruz. Et dokunuyor yediğine. Sadece mama veriyoruz. Evet. Mesela makarna türüdür, mamadır, şudur budur onunla besliyoruz bunu. Yok ya ilk geldiğimizde oğlum, daha böyle daha şeydi değil mi? O zaman hastalığı yoktu. Bayağı 3-5 ay 3 ay hastanede yattı. Sonra bu yedi mesela etle dokunmaya başladı bu. Aman sağlığı yerinde olsun da mamayla beslenir. Kaç yaşında şimdi bu? Bu 8 yaşında. Bayağı da yaşlanmış ya. Mesela İhsan yaşında oranla 80 yaşında. Benim en yaşlı köpeğim 13 yaşında. 14 yaşına kadar yaşadı. Ondan sonra ciğerlerinden nefes yetmezliğinden öldü. Zaten o ara yaşıyor bilimum köpekler 10. 10 ile 12 arası. 13. Yani işte, bir de sürü arkasındaysa arkadaşlar. Devamlı sürüdeydi bu bir de. Yoruluyorlar, yıpranıyorlar. Ama koyamayız. Canımız acıyor şu anda. O da gideceğim diye vallahi ölüyor. Şimdi gidecek ama hayvana birazdan. Sen koy ve bulur bu dağları gezer gel. Çayları götürecek Kıvanç abiye. Evet çayı götürecek. Saddam yaşlanmışım be Saddam. Ama çocukları var herhalde. Bu Saddam'dan var mı burada hiç? Bunlar hep Saddam'dan. Bunlar hep prensesin mi bu? Prenses. Değil bunlar. Şşt, bunlar yudumun mu? Gel. Neyse bakalım şimdi birazdan çekeceğiz. İnşallah sizin için de iyi olur. İlk ayağımı Recep abime de söyledim. Yolumuz hep açık olsun. Cümlemizin anne. Cümlemizin. Saddam. Birazdan gideceğim. Bekle bakalım. Şimdi biz burada oturuyoruz. Siz oturuyorsunuz. Ben çekiyorum. Anons gelecek telsizden. Hanım anneye. Tamam. Ondan... İhtiyaçlarımız var. Pit. Neler oluyor burada aslan parçası? Neler oluyor neler? Ha? Neler oluyor burada? Video mu çekiyorlar? Ha? Fatihlere bak. Seni gidi seni. Abi sen de şeydesen. GoPro'yu taka durasın. Saddam hazırlanıyor. Saddam. Ya bizde. Neydi abi bizde bir kardeşimiz vardı adı neydi? Ya yürü baba Saddam. Yok şey Muzaffer. Aferin havası sert köpeği ben. Havası sert, insanı mert, köpeği sert olur. Yürü baba Saddam dedi, saldıydı bizde. Dostumuzu çıkardık yola, geliyor. Arkadaş, selamünaleyküm. Su mu veriyorsun abi? Kuzlamaya başlamışlar. İlkay abiler çekimdeyken dedim koyunlara bakayım burada sesler geliyor minik minik kuzular olmaya döl ayı başlamış onların Allah Allah kara burunlara bakın siz hele lan maşallah nesiniz siz böyle bunlar erkek kuzular bunlar da yeni doğum yapanlar çadıra bakın. Abi birazdan ekip gelecek çaya çorbaya bakın burası mükemmel. Annelerimiz de şimdi katmer yapacaklarmış. Ben şu kazların yanına gideyim. Abi senin çadırın dibindeki otları sömürüyorlar şunlara bak. Kaç tane kazın var? 15 mi? 15. Bak sonra sana tekrardan doğratırlar bunlar ha. 2-3 tane bırak. Bak şimdi senin büyük ihtimalle doğrarken çekecekler seni. Kaç tanesini bırak. Ya da onlar gelesiye biz yapıp yiyelim boş ver ya. Yazık hemen yapacak değilsin ya. Değilsin ya. Pırasalar bahçeden herhalde. Ev bahçesi. Burayı hayvanlara yedirdik. Nereye? Bahçeyi mi? Bahçe.
Niye? Dadan girdiler. Valla büyükbaş hayvanla. Ha, siz koyunlar yemedin mi? İnekler mi yedin? Elinkiler. Olur öyle şey. Bizim olur. Bizim köyde de oluyor. Yapacak bir şey yok, ne yapayım. İyi ki eve yetmiş yine. Recep abi, bunu nereden aldın? Ne böyle tuhaf, ne güzel. Konya'dan mı getirttirdin? Nasıl olsa köpekte... Köpekler koyunları gidiyor. Sen de burada keyif yapma, al sana böyle. Bunun orijinali var. Böyle herhalde. Bu tarafta şey, ayrı şey var, orada köfteliği var. Ondan sonra burada ızgara falan da yapabilirsin. Sucuk. Bunun bir de büyük şeyi de var. Hani sucuk göremedik bugün ya. Sucuk var. Ben sucuğu da unutmayacağım, unuttum o bana. Kim istedi biliyor musun da? Niyazi. Niyazi mi? Çok çay demlim olsun. Aa, benim için fark etmez. Elinize sağlık. Kargo gelmiyor değil mi oraya? Abi bize sadece PTT kargo geliyor. Çaylara bak. Olmaz. Yalnız iyi yapmışım bunu ha. Sen böyle şeyleri seviyorsun. Nasıl olsa diyorum ya, köpekler de koyunlara gidiyor. Keyif zamanı. Çayımızı alalım. Bana bak, bana. Yusuf'u getireyim mi buraya, oynayacaksınız mı? Oynamayacaksınız mı? Sen derenin kenarında o. Bak bakalım. Bana bir bak. Geliyor. Kuvaç abi geliyor. Ama o ayrı, o çekim yapacak. Dereden geçecek. Bekliyoruz abi. Mikrofonda aktılar, bekliyoruz. Bunların işi zor be. Gerçekten 45 dakika izliyoruz ama bayağı zor. Katmer sahnesine girdik. Allah Allah. Bu pırasalı bitmiyor. Orun abi yani. O katmer, bu pırasalı bükme. Katmer, evet, bunlar katmer. Bu pırasalı bükme. Hanım anne, onlar çeksinler, biz katmerleri yiyelim. Yiyelim. Akşama karavana hazırlıyorlarmış bunları. Anne. Evet. Bunu biraz daha kapatalım da pırasaları dökülüyor. Güzel bir sahnede olaya girdik. İnşallah yayınlanınca göreceğiz artık nasıl çektiler, nasıl bir iş yaptılar bilmiyorum ama ben mutlu oldum. Hem beni ağırladıkları için TRT Belgesel, Ayşegül ablaya, Kaan abiye çok teşekkür ediyorum, Kıvanç abiye. Uzun zamandan beri buluşmayı bekliyorduk. Bugüne nasipmiş. Allah iyi kişilerle devamlı karşılaştırsın. Helikopter mi? Atın. Sen herhalde bütün hamurları açacaksın. Hadi yudum mu? Açacağız abi. Kıvanç abi yapmış bu hamuru da. Ben arabanın içindeydim şeyde, karavanda. Açmışlar. Yani yemez seni, yemez yemez. Sen niye korkuyorsun bu kadar? Pişt 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 pişt. Hoppa, katmerleri yaptık. Kıvanç abi afiyet olsun. Sağ olasın, ayağına sağlık. Teşekkürler. Bak buraya kadar geldi. Evet abi. Kırmadı bizi, sağ ol. Abi ben teşekkür ederim. Zaten bugünü bekliyordum uzun zamandan beri. Ne zaman haber edecekler, ne zaman çekim gerçekleşecek diye. İlkay kardeşime geldik. Aynen öyle. Beraber yine güzel bir bölüm çekiyoruz abi. Güzel, ha? Evet abi, çok güzel bir bölüm oldu. İçine siniyor mu? İçime sinmedi. Bayağı güzel oldu. Süper oldu abi. Dev içerikler. İlkay memnun. Çok abi, güzel oldu. İlkay abi de bizim gibi. Aynı işte bu topraklarda doğmuş büyümüş. Birazcık şehir hayatı yaşamış ama. Ondan sonra kendini yeniden köy hayatına atmış birisi. Köpekleri de muhteşem. Aynen öyle. Neyse. Abi nasılsın bakalım ya? İyiyiz iyiyiz. Bıraktığınız gibi işte. Yeni sezon çekimlerine başladık. İl il geziyoruz böyle. En son Kıvanç abimle bizim köyde görüşmüştük. Evet. TRT Belgesel'e güzel bir... Ama o zamandan beri haberleşiyoruz. Tabii her ki de zaman her için. Zaman konuşuyoruz. Hal hatır, ne yapıyorsun, iyi misin abi falan hep konuşuyoruz. İrtibattayız. Buraya gelmeden önce 3-5 kere konuştuk. Şimdi sürpriz yapacaklarını söyledi Kaan abi bana. Sen de şimdi sorunca ben de yalan söyleyemiyorum da gelmeyeceğim deyip yani onu da söyleyemedim. Hani geliriz bakalım, gideriz bakalım ayağına yatıştırmaya çalıştım hep. Kıvanç evet. Abim 2-3 kere hatta 3-4 kere beni aradı. İlkay abilerin oraya Afyon'a geleceğiz, gelir misin diye. Kaan abi de diyor ki sen gelmeyeceğim de ona. Sürpriz yap diyor. Yani, sürpriz bakalım, yap diyor. Organize etmişler işi. Ben de için içindeydik. Ha? Sen de mi vardın? Vay vay vay. Ben de sen aradığında gelmeyeceğim hiçbir zaman diyemedim. Yani
Kıvanç abi ben gelmiyorum desem olay daha bir aşağı olacak. Dur bakarız diyor. Ben dün dedim gelmeyecek abi yok dedim. Kıvanç abi hasta dedi. Dün hanım gelemiyor galiba evet. Dedi. Ama çok güzel oldu. Süper. Bizim için çok bizim güzel. Için sağ ol. Beni ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Abi. Ben her zaman mutluyum. Sen kendi evine bir geldin. Kıvanç abim seni ağırladı burada. Evet. O yüzden akşam kalsın. Çayımızı evet. Katlerimize devam edelim. Şimdi ben yiyeceğim şimdi. Tekrardan teşekkür ederim abi. Sağ ol kardeşim. Siz de bulunmaktan mutlu oldum. Sizin ekibi zaten. Yani yerin çok başka bende. İlkay abimin de öyle. Benim için değerlisiniz. Başarılarınızın devamı buradan sağ da dileyim abi. Hepimizin. Herkese amin çok inşallah. Sevgiler. Evet. Şunu yiyelim abi. Evet. Soğutma. Soğutmadan gibi şunu yiyelim. Anam çok çekmiş. Vallahi altı, şimdikler yaşayın. 6 tane ölmüş. 6 tane sağ 12 kardeşler. 6 kardeş. 6'mız sağ 6'mız ölmüş. Ne zor zamanlardan geçmiş. Zor zaman, çok zor ya. İşte abla bir de şöyle bir şey var. Eskiden çok zor yaşamışlar ya. Şimdi mesela köydeki erkeklerin birçoğu evlenemiyor. Niye? Köye kız gelmiyor. Evet. Hep bekarlar, hep bekarlar. İşte analarımız bu kadar ağır yaşamış. Kızlarına onu aşılamışlar. Ya ben burada burada çok yoruldum. Kızım olursa sen şehire git diye. Şimdi de çocuklar bekliyor. Ama siz de öyle değil ki. Siz eşlerinize hiçbir şey yaptırmıyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz. Şu an teknoloji geliştiği için öyle abla. Teknoloji. Ya, önceki koşullara ama dönsek. Ama ya onu diyeceğim işte oğlum. Yani şu an korkacak bir şey yok eğer. Yok. Anlaşıyorsan. Yine o kendi bireyle bitiyor iş. Doğru. Herkes de şimdi oğlum gibi şurada gibi düşünemez abla. Herkesin hayatı o gibi bu gibi değil. Kimisi iş yaptırmayı sever. Kimisi de ben yapayım da hani. Ya benim farklı abla. Çocukluğumda kulaklarım soyuluyordu. Okula gidiyordum benimle dalga geçiyorlardı çalışmaktan. Bize tırmık çektiriyorlardı sapın içinde, samanın sıcakta, içinde. Evet, soyuluyordu. Sıcakta buralarım soyuluyordu benim. Kulaklarımın üstü, burnumun derisi falan atıyordu. Okula gittiğimizde dalga geçiyorlardı. Şimdi onları yaşaya şimdi yaşatmamak adına hep bir ekipman alıyorsun. İşte ne balya taşınacak, balya taşıma makinesi. Doğru. Ya da iş yüküne bu işi yapan abiler var onlara söylüyorsun. Onlar gelip yapıyorlar. Hep ekipman sağlam olursa arkadaki tabii kişi yorulmuyor. Tabii canım eskiyle kıyaslan. Eskiden bu kadar da makinalar yoktu ama. Yok. Biz mesela sapı filan ben şeye, patoza çok sap attım. Patoz yapalım. Annem beli neden öyle? İşte patoza sap i̇şte, atmaktan. Patoza yani. Çok sap at. Soğukta donuyorduk. Traktörde zaman ısınıyorduk. Zaman gelir delikten anladın ha. Gel oğlum. Ya. Ay. Afyon'dan bir gün sabah ezeni geçti. Delikten atın adada. Sabah ezen. Samanlığı samana koyuyor. Samanlığı anlat deriz biz. Anlatın ha. Bu da delik vardır. Aşırıdan yerlersin içeri samanlığı. Sabah ezen Allah'a ekber dedi. Kaç saat yaptı ya? Düşün gay akşamdan. Akşam değil ikindiğin ama koca hayvanların yiyeceğini buluyorsun orada. Devamlı motor gelip boşaldıp gidiyor kim gazayına. Vallahi bir başımaydım. Tek başına. He. Yine evliydik bununla. Ah canım benim. Ben kaç yaşımda evlendim? 14-15'imden 3 ay aldım evlendim. Biz de o işleri yapılacak sanıyorsun. Şimdi olsa yapman. Yapmaz. Yapılacak sanıyorsun mesela. Evet, bana mecbur. Ne derim? Mecbur yapılacaksın. Vallahi mecbur yapacağız sanıyorsun ne bileyim ben. Şimdi olsa bana ne diyeyim? Erkek işi benim işim mi derim? İnsan haklısız oluyor. Sonra şeyler çıktıydı abla bu süpürge gibi elozon derler. He. Onlar çıktı da annemler onlar rahatladıydı. Rahatladı millet onlar çıkınca. Samanı onlar direkt samanlığı atıyor. Direkt hortumuna. Şey atıyor hortumla samanlığı atıyor. Hortumuna içeri atıyor onlar. Tamam o iyiymiş. Önceden elinle koyduğu yere onlar. Annem deliği basket atacağını şey yapacağını. Yani. Bir de saman tozu öldürür. Şöyle koyuyorum. Onu aldığın 10-12 tane kuzu vermişti babam o zaman. Ben de hatırlıyorum biz de öyle elimizde koyuyorduk. Herkes mutlu oldu. O makineyi alınca 12 tane mi 13 tane mi kuzuya gitti Seyit Gazi'den sattı kuzları. O makineyi aldı. Hı. Amacı soğudu. Samanı yerden çekmek. Soğudu mu? Çektiği yan samanı samanlığın yani içine üfürmek. Ya, yan yana. Bu. Ona herkes mutlu oldu. Oh ne güzel. Valla kızım zor işler diyorum bak. Şimdi basit şimdi her şey basit. Sen yine kıyamadın aldın eline. Vallahi ben hiç kimseye kıyamayayım bir şey diyeyim. Evet. Bak sabahtan hayvanlara Recep'i kaldırmaya kıyamayayım. Ya. Kaç iki dakikada bakıp elinde gelen. Ay canım benim. Kıyamayayım. Anneler bambaşka. Aynen. Ya. İlkay dedim. İlkay da olsa anne şunu dedim. Ya hayatta yapamam çıkmaz ağzımda. Tamam iyi susdun da ben edeyim de geldim.
Nitçe kızımla, evlatla, her şeye değil. Allah acılarını göstermesin. Olmayanlara da versin. Bir daha açalım Can. Anne hemen hazır olacak gibi. Soğuk çıkınca ilk ayağı yukarıda o. Kaza vallahi verdi. Kaza güzel. Senden şey istiyorlar. Projeksiyon ateş yakacakmışsın. Hemen getiriyorum kardeşim. Şöyle bir meydan ateşi yakacakmışsın. Tamam. Hemen. Yapalım hemen. Ben gidiyorum. Soğuk. Geliyorum. Geleceğim. Lavaboya gidiyorum. Olmadı ya. Niye öyle az oldu? Bir de bunu ağır çekimde çekeceğim. Bekle abi bir dakika. Yıkay abi ağzınla püskürttürsene ya. Yapayım mı? Hayır. Atıyorum. Bir dakika. Yok bir dakika dedim ona ya. Sen yakalayacaksın. Bol sen rahat ol. At. Olursa bir daha yapalım. Eğlenceli. Bize eğlenceli çıktı. Yeter. Koy. Onu da diğer suya edelim. Duman gelir oğlum. Çek çocuğu. Niye gelmez? Sıkıştı çünkü gelmiyor. Ateşi yaptık. Abi orman kaldı. Olabilirsin. Orada da. Sahne hazırlıkları. Bana da dedim ben de marketten aldım. Hoppa. Ayşegül abla. Geldim. Yardım. Şeyleri nereye koyacağız? Kastelleri. Kastelleri sen dinle. Ben dile getirelim. Orada masaya koyuveririz. Ne yapacağım ben? Şimdi gideceğiz. Götüreceğiz şimdi. Bunları eve getirdik arkadaşlar. Arka tarafı topluyoruz. Çalışıyoruz. Aynen yapıveririz. Ben de sorayım. İlkay abi ben gidiyorum artık. Kardeşim yine bekleriz. Vallahi zaten gider geliriz yakınız. İşler evet. Bitsin de inşallah. Evde ekilecek dikilecek daha bir sürü iş var. O yüzden gidiyorum abi. Yoksa sonuna kadar burada dururdum. Vallahi şu gelmen bile inan çok mutlu etti bizi. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Amcama teyzeme çok selamlar söyle. Olsun aleyküm selam. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim benim. Kıvanç abi görüşürüz. Size iyi çekimler. Ayağına sağlık. Çalışmalara devam. Teşekkürler. Şehirden uzakta izlemeye devam diyelim. Devam edin. Kanalları evet. İzlemeye devam edin. Evet şimdi düşmeden şuradan bir geçelim. Buradaki görevimizi tamamladık. Eve doğru gidiyoruz. Yarın yapılacak işlerimiz var. Tohum ekilecek. Ama bugün buraya geldiğim için de çok mutluyum. Tekrardan bütün şehirden uzakta ekibine teşekkür ediyorum. Bunlar güzel anılar. Hadi bakalım eve gidelim. Evet, yorucu bir günün ardından eve geldik arkadaşlar. Ya Allah bismillah bir inelim. Hava nasıl bilmiyorum da. Nasip olursa tohum zamanı. Evet, güzel bir gündü arkadaşlar. Tekrardan Kıvanç abiye, ekibine, Ayşegül ablaya, Kaan ablaya çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladıkları için. Şimdi saat 3 gibi hayvanı bıraktım. Hayvan gidiyor. Babam başında. Çadırları falan sök bana dedi. Oraya çadır götürmüştük ya. Artık orada kalmayacağımıza göre, kışta geldiğine göre, yaza tekrar kullanacağımıza göre bizim yazın sıcaktan korunduğumuz çadırları söksek olacak. Bugün tohum işi olmaz. Kaza yağışı da olmaz. Çünkü saat 3'ten sonra, 4'ten sonra %90 yağış gösteriyor. Ama bugünden sonra da yağış yok. Yani komple 21, 22, 23 derecelere kadar hava tekrardan ısınıyor. Bugün böyle sim yağmurluk arkadaşlar. Şimdi eve gidelim. İkra'yı okula götürdüğüm onu alıp geleceğiz. Ondan sonra da çadırları sökmeye gideriz. Yine bir bakarız. Eğer hava yağmaz gibi olursa çok fazla toprağa işlememiş. Necdet abiden tırmığı alıp tırmık çekebiliriz. Babam da hiç elleme diyor. Bugün bir geçsin bakalım diyor. Neyse hadi bakalım. Arkadaşlar ikrayı aldım geldim. Çadırları sökmeye gidecektik kaldı. Şimdi bir ara su götürürsek eğer hava açar da bir tanker su götürürsek hepsini toplar getiririz. Haftada Kıvanç! Mazlum nereye gidiyorsun? Şimdi ikranın okulu da var. Mazlum! Dön! Ama çok açıldı arkadaşlar. Çok değişti. Yani okula gittiğinden beri konuşmasıdır. Böyle bir diyaloğa girmesidir. İşte ödev veriyorlar bazen. Onları titizlikle yapmasıdır. Ondan sonra ne bileyim böyle hareketleri, davranışları, insanlar olan yaklaşımı bir tık daha değişti ikranın. Bence iyi bir karar verdik. Götürüyoruz. Yani elimizden geldiğince ona zamanımızı ayırıyoruz. Dediğim gibi. Anaokulu da değil. Okul öncesi, anaokulu öncesi eğitim diyebiliriz.
Onu daha önce de söylemiştim. Ya burada kalem tutmayı, yazı en azından renkleri saymayı, işte böyle etkinlik, kendi aralarında etkinlik yapıyorlar birbirlerine. Güzel oldu. Dönün geri. Soğuk, soğuk, bir anda soğuk çöktü ama ısınacakmış. 22-23 derecelere çıkacakmış hava. Şimdi babam sabah hayvandaydı. Zaten 3-4 saat. Benim de dayanabileceğim burada 4 saat. Önümüzde de 3-4 saat bir süre var. Hayvanın karnını doyuralım. Eve götürelim. Şimdi bazen söylüyorsunuz abi, hayvanı çıkartmak yerine böyle günlerde en azından evde baksanız diye. Ona da az kaldı. Şimdi yerimi güzelce bir sistemli bir şekilde yem, karma alanını falan filan yerimiz var. Holluklar içeri taşınacak. Holluklar boyanacak. Onları ben şimdi ayarladığımda bundan sonra böyle yağmurlu, yaşlı havalarda hemen yem karmayla bir yem karma karıştıracağım. Bunları salmayacağım. Çünkü şimdi merada ot çok, yem yeşil her yeri. Buraları iyice sürdükten sonra buralarda da ot kalmayacak. Zaten kış ayına doğru gidiyoruz. Ufaktan ufaktan yeme de başlarız gibime geliyor arkadaşlar. İlkay abiler veriyormuş zaten. Onların koyunlara yakın doğuma başladıkları için koyun vitamini düşmesin, kuzusuna daha iyi baksın diye şu anda mısır silajıyla beraber saman karıştırıp veriyorlarmış. Evet, bayağı bir soğuk. Gerçekten bayağı bir soğuk. Bir tık daha sizi geri atarsam herhalde doyacağınız. Gel bakalım. Yalnız mı kaldın sen? He? Yalnız mı kaldın? Arkadaşlar, annesi kızandı olabilir. O yüzden annesini getirmiyoruz. Bugün tek geldi bu. Yağmurda tek başına. Şimdi Aykız'ı sayanın içine bıraktım ben. Başka köpekler bulaşmasın diye. Birazcık kızan kokusu var. Arkasına köpekler toplanmaya başladığı an... Yapma yavrum, yapma. Sayanın içine kapattım. Ne olur ne olmaz. Bir netleştirelim bakalım. Kızandaysa salmayacağız. Bütün köpekleri arkasına toplayacak yoksa. Bunları bir kere daha geri alırsam herhalde karınları doyar. Ya sen, ben sana bak, hepsiniz aynısınız. Bulaştığım zaman sırnaşıyorsunuz ya. Yağmur üstüm başımı, çok üstüm başımı atmış. Yağmur, yağmur, yağmur. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Şuna bak. Tamam, buraya geldiniz. Buradan öte geçmenizin artık manası yok. Çünkü bu yonca tarlaları sürüldü. Fare popülasyonu çok olduğu için buraları bozdular arkadaşlar. Farelerden kurtaramadıkları için. Artık yerine ne ekecekler bilmiyorum. Ya da ekmişler mi onu da bilmiyorum. Şu an yağmur yağdığı için gözükmüyor. Şunları şuradan geriye aldığımız son artık geri çevirme. Ezan da okunuyor. Artık yavaş yavaş eve gitsek olacak. Hadi geri dönün bakalım. Hey. Baba, iki kişi olunca hayvan geç geliyor değil mi? Senden sonra ben devralınca iyi bayağı geç yaydım. Tam üşüdüm, hayvan geldi, havada karardı. İyi doydular yalnız. Yağmurluk havada çok doyar koyun. Hadi lan eve, lan eve. Neyi bekliyorsunuz anlamadım ki. Sarı gözlerim, kara gözlerim, ak gözlerim. Neyi bekliyorsunuz, neyi? Hadi in bakalım. Hadi in bakalım. Evet. Arkadaşlar, eve geldik, üstümüzü çıkardık, erkenden yatalım, yarın sabah ekime başlayabilirim. Yani çok yağmur yağmadığı için bir an önce tohumlarımızı toprakla buluşturalım, aksamasın. Sonra çalışacağımız işler gelecek. Sayanın içine yem karma falan filan istiflenmesi lazım, onları ayarlayacağız ama önce tohumları ekeceğiz. O yüzden erkenden yatıyorum. Allah'a emanet olun. Herkese teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir iki gündü. Bugün de yağmurlu, bereketli bir gündü. Hadi görüşmek dileğiyle.